Hüzünlendin, yerini bulur. Neşelendin, inan er ya da geç, o da yerini bulur. Her şeye rağmen iyi şeyler düşün içinden. Ne düşünürsen o olur. Çünkü sen ne düşünürsen olsun. Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Gülkanat. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Bugün sizlere rezonans kanunu konusunu anlatacağım. Bu konu hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorabilirsiniz. Hayatınızı kontrol edebilir misiniz? Düşünce gücünüzle maddeye etki edebilir misiniz? Nasıl biri olmak istiyorsunuz? İsteklerinizi evrene hangi yolda yayıyorsunuz? İdeal hayat arkadaşınızı yaşamınıza çekmenizi sağlayan en uygun rezonans alanını nasıl oluşturursunuz? Rezonans alanını en iyi şekilde nasıl kullanabilirsiniz? Rezonans yasası, evrenin değişmez yasalarından biri. Ancak insanların en çok ve en çabuk unuttuğu ya da bilse bile kolay kolay uygulayamadığı bir yasa. Rezonans yasasını hepiniz şöyle ya da böyle bir şekilde duymuşsunuzdur. Peki ya rezonans yasası hakkında bildiklerimiz acaba yeterli mi? Şuna emin olun ki rezonans yasası yer çekim yasası kadar gerçektir ve siz onu bilerek ve anlayarak lehinize kullansanız da vardır, kullanmasanız da. Siz onun farkında olmasanız da hayatınızda her an bu yasayı kullanıyorsunuz. Ama iyi yönde, ama kötü yönde. Rezonans yasasının başlangıcı insanlık kadar eskidir. Daima var oldu ve her zaman var olacaktır. Rezonans alanı nedir? Rezonans alanı kalbimizden itibaren hemen hemen 2,5 metre çapında bir enerji alanıdır. Öyle ki bu enerji alanı kalbimizin merkezinden başlayarak bütün vücudumuzu sarar ve bedenimizin dışına kadar taşar. Bahsi geçen bu alan bir elektromanyetik alandır. Son zamanlarda bazı bilim adamları rezonans alanımızın bizim tahmin ettiğimizden de daha geniş bir alana yayıldığını düşünmektedirler. Kısaca söylemek gerekirse rezonans alanı, duygu ve düşüncelerimizin kodlarını ihtiva eden ve onları taşıyan kalp merkezli frekans sinyalleridir. Bu kalp merkezli frekans sinyalleri bizden yayılarak tüm dış dünya ile iletişim halinde bulunurlar. Böylelikle dışa yayılan bu enerji alanımız, kendi frekansına uygun, her şeyle etkileşim içerisine girer ve onun titreşimine uygun olan şeylerin hayatımıza çekilmesini sağlar. Bunu bir radyo sinyaline benzetebilirsiniz. Yani hangi frekansı ayarlarsanız o radyoyu dinlersiniz. Etkileşim içinde bulunduğunuz diğer frekansın ne kadar uzakta olduğunun hiçbir önemi yoktur. Düşüncelerinizin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunun da onun için hiçbir önemi yoktur. Öyle ki yaydığınız o frekans bilerek ya da bilmeden istediğiniz her şeyi hayatınıza çekecektir. Sanırım bu son cümle rezonans kanununu bir an önce öğrenmenin hayatımız için ne kadar zararlı olduğunu hissetmenizi sağlayacaktır. Rezonans kanunu nedir? Rezonans, sözlük anlamı olarak birbiriyle aynı veya benzer frekanslarda titreşime sahip olan şeylerin fizik kanunları yardımıyla birbirleriyle yakın ilişkide olmalarıdır. Rezonans kanunu, evrendeki her şeyin birbirleriyle titreşimler aracılığı ile nasıl etkileşimde olduğunu anlamamızı mümkün kılar. Doğumdan ölüme kadar daima sahip olduğunuz rezonans alanınıza en uygun frekansta olan evrendeki diğer frekansların da sizinle birlikte aynı anda titreşmesi ve etkilenmesiyle hayatınızı şekillendirirsiniz. Siz farkında olun ya da olmayın, bu enerji alanı evrendeki her şeyle ve herkese bağlantı içinde olmanızı sağlar. Rezonans kanunu hayatınızın her döneminde size evet der ve inançlarınızı daima haklı çıkarır. Hiçbir zaman size karşı gelmez ve siz neye inanıyorsanız onun doğruluğunu bir şekilde size gösterir ve onaylatır. İnançlarınızın ve kişiliğinizin onun için bir önemi yoktur. Rezonans enerji alanınız her zaman sizin düşündüğünüz ve hissettiğiniz frekansta titreşmeye devam eder. Böylece
Düşündüğünüz ve hissettiğiniz şeylerin enerji alanını oluşturur ve onları hayatınıza çekersiniz. Rezonans alanı oluşturmayla ilgili genellikle şöyle bir yol izlenir. İlk defa karşılaştığınız bir durum için etrafınızdan gelen bilgiler, yetişme tarzı, örf, adet ve geleneklere bağlı olarak önce bir inanç geliştirirsiniz. Sonra bu inanca bağlı olarak buna uygun bir frekans oluşturursunuz. Rezonans alanınız uygun bir frekansta titreşince bu frekanstan kaynaklı olarak bir öncekine benzer başka ve yeni tecrübeler meydana getirirsiniz. Sonra da doğal olarak tekrar tekrar ve daha güçlü frekanslar yayarsınız. Yani birbirini tekrarlayan ve daha da güçlendiren bir süreç ve deneyimler zinciri yaratırsınız. Rezonans kanunu size daima evet dediği için tüm bu rezonans alanınıza uygun şeyleri yaşamaya devam edersiniz. Demek ki nelere inanç duyduğunuzu ve hangi düşüncelere yoğunlaştığınızı takip etme konusu istediğiniz hayatı şekillendirmek için oldukça önemlidir. Zihninizden hangi düşüncelerin geçtiğine her zaman dikkat etmelisiniz. Kendi rezonans alanınızı pozitif isteklerinizle doldurduğunuzda ve iyi duygular hissettiğinizde yüksek titreşimli bir rezonans alanına sahip olursunuz. Tabii ki negatif istekler ve kötü duygularla da titreşimi düşük bir rezonans alanınız olacaktır. Kendi rezonans alanınızı pozitif yönde korumayı sürdürdüğünüzde rezonans alanınız isteğinizle uygun frekansta olan şeylerle birlikte titreşerek isteklerinizin yaşamınıza akmasını sağlayacaktır. Çoğu zaman başlangıçta doğru bir frekansta olsanız da sizden veya çevrenizden kaynaklanan bazı negatif uyaranlar nedeniyle tekrar düşük bir frekans içine girersiniz. Önce doğru enerjiyle titreşip doğru isteklerde bulunur, sonra farkında olmadan isteklerinizi iptal edersiniz. Bu hataya düşmemek için sabırlı ve istekleriniz konusunda kararlı olmalısınız. Pozitif rezonans alanınız başka kişiler tarafından bozulabilir mi? Tabii ki bozulabilir. Çünkü rezonans alanınız tıpkı bir mıknatıs gibi dış dünya diye adlandırdığımız hemen hemen her şeyle etkileşim içerisindedir. Zira diğer insanların rezonans alanı da her şeyle olduğu gibi doğal olarak sizinle de etkileşim içindedir. Şayet karşınızdaki kişi negatif bir enerji alanındaysa yaydığı bu negatif enerji ile sizin rezonans alanınızın tamamen değişmesine neden olabilir. Bu kişilerin sizin rezonans alanınızı etkilemelerindeki neden geçmişinizde buna benzer negatif bir enerjiyi kendinizde bulunduruyor olmanızdır. Özetle söylemek gerekirse karşıdaki negatif enerji bedeniniz tarafından tanınarak içinizdeki bu negatif enerjinin yükselmesine sebep olabilir. Misal, birdenbire kendinizi kötü ve gergin hisler içerisinde bulabilirsiniz. Çünkü artık rezonans alanınız karşınızdaki kişinin rezonans alanı yüzünden değişikliğe uğramıştır. Bu anlar düşük frekanslı rezonans alanınızı yüksek titreşimli frekansa çevirmeniz için çok iyi bir fırsattır. Rezonans alanınızı tekrar pozitife çevirebilir misiniz? Evet, çevirebilirsiniz. Eğer hayatınızın kontrolünü artık ele almak istiyor ve istediğiniz sonuçları elde etmeye çalışıyorsanız, hemen şimdi düşüncelerinizi, duygularınızı ve inançlarınızı gözlemleyerek onları bilinçli bir şekilde yönlendirmeye başlayabilirsiniz. Çünkü hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey ona uygun bir rezonans alanı oluşturur. Siz isteklerinizi her zaman en uygun şekilde yönetebilir ve takip edebilirsiniz. Hayatınızı istediğiniz gibi inşa etmek istiyorsanız doğru isteklerde bulunmalı ve bu konuda çok kararlı olmalısınız. Rezonans alanınızın isteklerinize olumlu bir cevap vermesi için daima pozitif rezonans alanında kalmanız gerekir. Aslında rezonans alanınızı korumak çok basittir. Rezonans alanınızı korumak ve aynı frekansta kalmak için yapabileceğiniz birkaç şey. Başarıya ulaşmış kişilerin hayatları hakkında bilgi edinebilirsiniz. İsteğiniz ile ilgili mekanlarda bulunabilirsiniz. Enerjinize uygun ve sizi canlandıran, hem motive edici hem de enerji veren müzikler dinleyebilirsiniz. Motivasyon kitapları okuyabilir, neşeli filmler izleyebilirsiniz. Çevrenizde sizi destekleyen ve saygı duyan kişilerle iletişim kurabilirsiniz.
yoga ve meditasyon yaparak hem rahatlayabilir hem de yüksek frekansta kalabilirsiniz. Etrafınızı, isteklerinizi size hatırlatan objelerle doldurabilirsiniz. İsteğiniz ile ilgili benzer işlerle meşgul olabilirsiniz. Olumlamalar yapabilirsiniz. Bu saydıklarımız, yüksek frekansta kalmanıza yardımcı olabilecek birkaç öneridir. Sizler de bu konuda deneyimlerinizi geliştirdikçe, kendinize en uygun olan yöntemleri keşfedebilirsiniz. Tüm bunlar, rezonans alanınızın daha da güçlenmesine ve uygun frekanslar yaymanıza yardımcı olur. İstekleriniz ve hayallerinizle oluşturduğunuz bu pozitif rezonans alanınız, ona uygun her şeyle iletişime geçerek isteklerinizi hayatınıza çekmenizi sağlar. Rezonans kanunu sayesinde hissettiğiniz tüm duygu ve düşüncelerin ortak enerjisiyle her şeye kolayca sahip olabileceğinizi fark edersiniz. Böyle zamanlarda mutluluk ve içinizde dolup taşan bir enerji patlaması hissederseniz doğru yolda olduğunuza emin olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey sahip olduğunuz bu enerji alanını kullanmak ve onu korumak. Kendi rezonans alanınızı korumayı başardığınız sürece evrendeki her şeyle etkileşimde olan bu güçlü manyetik alanınız size istediğiniz her şeyi hayatınıza kolayca çekmenizi sağlayacak. Hayatınızı olmasını istediğiniz gibi yönetmeniz için belirli bir disiplin, yaşam şekli ve çalışma gerekir. Nasıl biri olmayı ve hayatınıza neleri çekmeyi istediğinizi çok iyi tanımlamalısınız. Çünkü istediğiniz şeyi iyice inceleyip hazmetmeli ve tüm benliğinizle o istediğiniz şey olmalısınız. Henüz daha gerçekleşmeden istediğiniz şeyi zaten elde etmişsiniz gibi yapmalısınız ki isteğiniz ile aynı frekansa girebilirsiniz. Diyelim ki mutlu olmak istiyorsunuz. O halde şu an mutluluk titreşimleri yaymaya başlamalısınız. Nasıl mı? Hemen şimdi en sevdiğiniz şeyleri yapmaya başlayın. En sevdiğiniz yemeği yerken hissettiklerinizi düşünün. Mezuniyet törenindeki gururunuzu hissedin. En sevdiğiniz tatil mekanında güneşlenirken aldığınız keyfi hatırlayın. İlk aşkınızın size hissettirdiklerini hayal edin. Çocuğunuz dünyaya geldiğinde nasıl heyecanlandığınızı hatırlayın. Veya çok daha iddialı biriyseniz ve hayal gücünüz de oldukça iyi ise ileride olacak şeylerin size hissettireceklerini şimdiden tahayyül edin. Bilincinizi ve düşüncelerinizi aktif olarak kullanıp istediğiniz şeyleri şimdi yaşıyormuş gibi yaptığınızda bilinçaltınız da buna inanır ve bununla ilgili titreşimleri evrene yaymaya başlar. Böylece rezonans alanınızda istediğiniz kişi olursunuz. Bundan sonra tek yapmanız gereken iş bu titreşime istediğiniz şeyi size çekene kadar yaymaya devam etmenizdir. Belli bir süre boyunca bunu yapar ve devam ederseniz titreşim frekansınızın belirli ölçüde değiştiğini fark edersiniz. Daha mutlu, keyifli ve heyecanlı olduğunuzu hissedersiniz. İşte şimdi mutluluk frekansını yakaladınız. Artık siz mutluluksunuz. Mutluluk kendi başına bir şey değildir. Çünkü mutluluk da tutunacak bir beden arar. Siz mutluluk olduğunuzda diğer tüm mutluluklar da size akar. Tıpkı mıknatıs gibi tüm mutluluklar size doğru çekilir. Bu frekansı ne kadar uzun yaşarsanız birçok farklı alanda da size mutluluk akışı gelmeye başlar. Belki çok eski dostlarınız sizi arayabilir, hiç tanımadığınız insanlar da size gülümseyebilir. Böyle zamanlarda kendinizi ünlü biri gibi hissedebilirsiniz. Dünyadaki herkes mutlu olmak ister. Doğaldır ki mutlu olmak için de mutlu olan insanlarla bir arada olmak ister. Şunu her zaman hatırlayın. Yalnızca hayatınıza çekmek istediğiniz şeyler ya da olmak istediğiniz kişiyle benzer frekansta titreşimler yaydığınızda bu kanun lehinize işlemeye başlar. Rezonans titreşimi yaydığınızda gönderici ve gönderen arasında bir enerji akışı oluşur. Size gelen enerji beraberinde kaynağının belirli özelliklerini de getirir. Siz dahil tüm evren ve etrafınızdaki her şey atomlardan oluşur. Atom sürekli titreşim halindedir. Her şey bu titreşimlerden ibarettir. Ortak noktaları ise sürekli hareket halinde olmalarıdır. Bu yüzden istediğimiz her şeyi elde edebiliriz. Rezonans kanunu karışık gibi görünse de aslında çok basittir. Bir şeyin olmasını istiyorsak önce istediğimiz şey olmalıyız.
Netice itibariyle yaşam biz varsak var, yoksak yok. Bunu yapmayı bir kez öğrendiğinizde cep telefonuyla istediğiniz numarayı arayıp istediğiniz kişiyle konuşur gibi çok başarılı olacaksınız. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda rezonans kanunu konusu anlatılmıştır. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimden memnun kaldıysanız, ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalımıza abone olabilir, tüm videolarımızı Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Herkes faydalanabilsin diye ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni alfa frekans ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.